Çok değerli basın mensupları, uzunca bir süredir Türkiye'nin gündemini dolduran sokak hayvanları yasası 2 gün önce meclisimizde uzun bir çalışma maratonundan sonra yasalaştı. Biz bu katliam yasasına sokak hayvanlarını katletmenin önünü açan ve onları öldürme olanağı tanıyan yasayı engellemek için mecliste var gücümüzle çalıştık. Hem komisyon aşamasında hem genel kurul aşamasında Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri olağanüstü çaba sarf ettiler. Çok uzun saatler boyunca çalışıldı. Her yapılabilecek iş tüzükten kaynaklanan her türlü direnç gösterildi. Ama maalesef sesimizi duymak istemediler. Talimatı Cumhurbaşkanı'ndan almışlardı. Ne pahasına olursa olsun bu yasayı geçirmek üzere emir almışlardı ve aldıkları emir gereğince de bu yasayı böylesine geçirdiler. Bu yasa asla vicdanların kabul edemeyeceği ve sokak hayvanlarının öldürülmesine yol açacak bir yasadır. Ama bu yasayı hazırlayanlar bilsinler ki, bir kez daha buradan da söylüyoruz ki, bizim belediye başkanlarımız hayvanların öldürülmesine asla izin vermeyecek, buna katkı vermeyecek, buna karşı duracak ve bu yasanın hayvanları öldürmekle ilgili bölümlerine asla uymayacak. Bizler yaşamdan yana tutum alıyoruz, öldürmeye karşıyız. Sokak hayvanlarını her ne isim adı altında olursa olsun katletmeye karşıyız. Elbette ki belediyelerimiz sokakların özellikle saldırgan, özellikle çeteleşmiş, çete başı olmuş, hastalık taşıyan sokak hayvanlarından arındırılması belediyelerin görevidir. Bu görevi yapmak için azami dikkat gösterilecektir. Ama bunu yapmak için hayvanları toplayıp bir barınağa tıkıp gerektiğinde de onların öldürülmesini emreden bu yasaya asla uymayacaktır. Değerli arkadaşlar, bu yasa bizim kabul edemeyeceğimiz bir yasa ve birçok yönüyle de anayasaya aykırı bir yasa. Defalarca söyledik, düzeltmek istemediler. Anayasaya uymamayı bir alışkanlık haline getirmiş durumdalar. Dolayısıyla da biz 60 günlük süre içerisinde hem de yürütmeyi durdurma talepli olarak bu yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağız. Anayasa Mahkemesi çok özel durumlarda, telafisi imkansız sonuçlar doğabileceği durumlarda yürütmeyi durdurma kararı da verebilmektedir. Ama son 4-5 yıldır Anayasa Mahkemesi bu konuda çekinik davranıyor. Özellikle bu yetkisini kullanmıyor. Oysa söz konusu olan hayvanların canı olunca, söz konusu olan böylesine bir katliam olunca Anayasa Mahkemesi'nin özellikle yürütmeyi durdurmasını da talep edeceğiz ve Anayasa Mahkemesi'nden de bu görevi bekliyoruz. Hiç kimse merak etmesin, Cumhuriyet Halk Partisi bu yasaya karşı komisyonda, genel kurulda, alanlarda elinden geleni nasıl yaptıysa aynı şekilde Anayasa Mahkemesi'ne de gitmek konusunda üstüne düşeni ivedilikle ve vakit geçirmeden yapacaktır. Değerli arkadaşlar, meclisimiz genel kurul çalışmaları bakımından ara tatile girdi. Ama aslında yapılması gereken, çözülmesi gereken, konuşulması gereken birçok sorun konuşulamadan ve herhangi bir çözüm bulunamadan bu tatil başladı. Biz meclisin çalışmasından yanayız ve böylesine yakıcı sorunlar varken, halkımız ağır sorunlar altında inim inim inliyorken meclisin tatil yapmasını doğru da bulmuyoruz. Ve buradan sesleniyoruz. Genel kurulda seslendik bu tatil kararı alınırken, buradan da sesleniyoruz. Bakın, Türkiye'de çok ağır bir yoksullaşma var. Ve bu yoksullaşmanın sonucunda milyonlar açlık sınırının altında yaşıyorlar. Daha bugün açıklandı, asgari ücret 17 bin lira, zam yapmıyorlar ama açlık sınırı 19.250 lira olarak açıklandı. Yani açlık sınırından 2.250 lira daha az bir asgari ücret. Hem de nasıl bir asgari ücret? 1 Ocak 2024'te zam yaptılar, bir daha da zam yapmayacağız dedikleri asgari ücret. Enflasyon kendilerine göre %70, gerçek rakamlarla %100'ün üzerinde ama 8 ay önce zam yaptılar, 12 ay boyunca zam yapmayacaklar.
Verdiklerinde 17 bin liraydı. Şimdi 11 bin liraya düştü. Eğer hesaplar böyle giderse yıl sonunda 9 bin liraya düşecek bir asgari ücret var. Ve bugün açıklanan açlık sınırı 19.250 lira. Dolayısıyla açlık sınırının çok çok altında bir asgari ücret. Meclis bunu konuşsun dedik. Her fırsatta bunu söylüyoruz. Her fırsatta asgari ücrete zam yapılmaması asla kabul edilemez. Çalışanları, asgari ücretlileri açlığa mahkum ediyorsunuz dedik. Duymazdan geldiler. Şimdi meclisi kapattılar. 2 ay tatil yapacaklar. Bunu kabul etmiyoruz. Aynı şekilde emekli maaşları 10 bin liraydı. Israrla söyledik. Kök maaş sorununda küçük bir düzeltme yaptılar. Ama gele gele 2500 liralık bir zam geldi. Maaşlar oldu 12.500 lira. Sadaka gibi. Ve verdikleri bu zamla 12.500 lirayla nasıl yaşayacak bu emekliler? Ve baktığınız zaman bu maaşa mahkum olan, bu en düşük maaş ama bu maaşa mahkum olan 7-8 milyon emekli var. Dolayısıyla açlıkla, yoksullukla, eczaneden ilacını alamayacak duruma gelen emekliler feryat ediyorlar, meclise bakıyorlar, sorunlarımızı çözün diyorlar. Ama bu beyler bunu duymuyorlar ve tatile gittiler. Bu sorunu da konuşamadık. Aynı şekilde polis intiharlarını görüşelim dedik. Bakın bu siyasi bir mesele değil. Polisler intihar ediyorlar toplumun diğer kesimlerine göre, polis memurları. Çok zor koşullarda çalışıyorlar. Niye intihar eğilimleri var polis memuru arkadaşlarımızda? Bunu araştıralım, buna bakalım. Bakın bunun AKP'si, CHP'si de yok. Ama yapmadılar. Aynı şekilde İzmir'de iki vatandaşımız herkesin gözü önünde elektrik kaçağı dolayısıyla yaşamını yitirdi. Asla kabul edilemeyecek bir durum. Kim suçlu? Kim sorumlu? Bakalım, araştıralım. Şirketse şirket, ilgili çalışanlarsa çalışanlar, belediye görevlileri ise belediye. Ama nereye kadar uzanıyorsa çözelim. Bir daha da insanlarımızı böylesine vicdanları yaralayan ve böylesine kabul edilemeyecek bir şekilde kaybetmeyelim dedik. Bunun için de araştırmaya gerek görmediler. Aynı şekilde atanmayan öğretmenler. 1 milyon atanmayan öğretmen var. 1001 emekli okumuşlar, 1001 özveriyle, zar zor. Bir gün öğretmen olma hayaliyle okudular. Ve sınıflarda öğrenciler öğretmen bekliyorlar. Türkiye'de sınıflarda bekleyen öğrenciler var. Umudunu çocuğunun öğretmen olmasına bağlamış 5-10 milyon aile var. 1 milyon genç öğretmen adayı inşaatlarda çalışıyor. Çok daha ağır işlerde çalışıyor. Evinde oturuyor, atanmayı bekliyor. Ama bunlar sadece emekli olanlar yerine, yani söz verdikleri 60 bini bile atamıyorlar, 20 bini bulmayan sayıda öğretmen atayacaklar. Bundan daha büyük bir sorun olabilir mi? Bunu bile konuşmadan, bunu bile tartışmadan, buna bile bir çözüm bulma gayretinde bulunmadan maalesef meclisi kapatıp gittiler. Aynı şekilde depremzedelerin sorunları çok ağır bir sorun. Seçimlerden önce depremzedelerin konutlarının verileceğini söylediler. Depremzedelere 1 yıl içerisinde konutların verileceği söylendi. Ama gel gör ki hala %10'u ancak karşılanabildi. Her 10 depremzededen 9'u şu anda barakalarda veya konteynerlarda yaşamak zorunda. Bu sorunu çözmeden nereye gidiyorsunuz, nasıl tatil yapacaksınız? Dolayısıyla biz bilsinler ki Cumhuriyet Halk Partisi olarak genel kurul kapanmasın diye görüşümüzü ifade ettik. Ama genel kurul kapansa da biz sahada olacağız, alanlarda olacağız, halkımızla iç içe olacağız, meydanlarda olacağız ve bu sorunları hem dinleyeceğiz, hem konuşacağız, hem de çözüm yollarını hep birlikte bulacağız. Bunun için özellikle fındıktaki taban fiyatın gerçekten çiftçimizin hak ettiği şekilde olması için de Cuma günü saat 14'te Giresun'da bir fındık mitingi yapacağız ve oradan Sayın Genel Başkanımız oraya gelen çiftçilerle, yüz binlerle tüm Türkiye'ye ve tabii saraya fındık üreticisinin sorununu anlatacak, duyuracağız ve biz tüm vatandaşlarımızı, en azından bölgedekileri Giresun'daki mitingimize bekliyoruz. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin gerçek sorunları bunlarken pahalılık, yoksulluk, emekli, asgari ücretli, atanmayan öğretmen
ve özellikle haksız silinen vergiler, koca koca şirketlerin hiç vergi ödememesi iken Sayın Cumhurbaşkanı başka işlerle meşgul. Her fırsatta bir yolunu bulup Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştireyim, bir yolunu bulup Cumhuriyet Halk Partisi'ne laf atayım veya bir yolunu bulup Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri sıkıştırayım, paralize edeyim, çalışamaz hale getireyim, hizmet yapamasınlar ve özellikle de vatandaşla karşı karşıya gelsinler ve ben de buradan siyaset yapayım derdinde. Oysa kendisinin net bir şekilde cevaplaması gereken sorular var. Bizim sözcümüzün, konuşan bir arkadaşımızın kendilerinin dış siyaseti, özellikle milli konulardaki alınması gereken durumu kötüye kullanarak bir masala çevirdiğini ifade ettiği düşünce sözlerine karşılık kendileri bunu kullanma derdine düştüler ve o cımbızlanan kelimeler üzerinden siyaset yapıyorlar. Oysa söylenen şey çok açık. İçeride hamaset yapmak için, içeride böbürlenmek için, içeride kendi kitlesini konsolide etmek için dış politikayı alet haline getirdiler ve dış politikayı sürekli bunun için kullanıyorlar. Ve sonuç olarak da maalesef Türkiye bütün haklarından geri adım atmak zorunda kalıyor. Nitekim bizim Akdeniz'deki haklarımızdan da bu şekilde birçok noktada geri adım atmak zorunda kaldık, haklarımızı kaybettik. Bakın Sisi ile anlaşmayı izlediler yıllarca. Mısır'ı Yunanistan'a kaptırdılar. Sonrasında Sisi Türkiye'ye gelsin diye şu anda bekliyorlar, beklenti içerisindeler. Elini sıktılar, anlaşmaya çalışıyorlar. Aynı şekilde Libya'da Hafter'i karşılarına almışlardı. Meşru hükümet olmayan Sarraç'la bir anlaşma yapmışlardı. Orada bir ekonomik bölge anlaşması yapmışlardı. Ama sonuçta geldiğimiz noktada tekrar Hafter'in kapısında beklemeye başladılar. Çünkü orada da çözümsüzlüğü tercih etmişlerdi. Aynı şekilde Lübnan, İsrail, Filistin orada bir platform üzerinde anlaşıp Yunanistan'la orada gaz ve petrol çıkartmak noktasında anlaştılar ama Türkiye ondan da dışlandı. Oruç Reis gemisi 4 yıldır orada sondaj yapamıyor. Bakıyorsunuz bütün bunlar var iken Türkiye çıkarlarını koruyamaz noktaya gelmişken, Türkiye mavi vatana sahip çıkamıyor duruma gelmişken kendi açısından bir politika malzemesi olarak bize saldırmayı tercih ediyorlar. Oysa şu sorunun cevabını vermesi lazım. Türkiye Cumhuriyeti 4 yıldır Kıbrıs'ın kuzeyinde niye sondaj yapamıyor? Niye Oruç Reis gemisi orada değil? Neyin karşılığında bu aramalardan vazgeçtiniz? Bu sorunun cevabının verilmesi lazım. Bu sorunun cevabını vermeyip de Cumhuriyet Halk Partisi'ne saldırmak, onun üzerinden siyaset kurmaya çalışmak asla doğru değil. Asla da milli bir tutum değil. Değerli arkadaşlar, dertleri başları Cumhuriyet Halk Partili belediyeler. Belediyelerimizi sıkıştırmak, iş yapamaz hale getirmek ve onun üzerinden siyaset kurmaya çalışmak her zamanki alışkanlıkları. 31 Mart seçimlerindeki halkın mesajını anlamıyorlar, anlamak istemiyorlar ve vatandaşımızı cezalandırarak, hizmet alması gereken vatandaşımızı cezalandırarak siyaset yapmaya, oylarını artırmaya çalışıyorlar. Oysa her şey halkımızın göz önünde oluyor, oyları sürekli eriyor. Çünkü halkımız kimin gerçekten hizmet etmeye çalıştığını, kimin gerçekten halkın sorunlarına çözüm bulmaya çalıştığını, kimin gerçekten çözüm odaklı işler yaptığını ve kimin de belediyelerin elini tutmaya ve hizmeti önlemeye çalıştığını açıkça görüyor. Mersin Büyükşehir Belediye'mize kaynağında paralarına haciz konması asla kabul edilemez. Bu belediyeyi cezalandırmak ama aslında vatandaşı cezalandırmaktır. Bu borçların yeniden yapılandırılması gerekir. Bakınız sadece bir rakam vereceğim. 5 Büyükşehir Belediyesi'nde 2019-2024 yılları arasında borçlar, SGK borçları %50 dolayında azalmıştır. Yani Cumhuriyet Halk Partili belediyeler bu borçları ödüyorlar, bu borçları azaltıyorlar. Ama durup dururken 10 yılda, 20 yılda yapılmış ağır borçları bir anda gelmiş bir belediye başkanına hadi öde, ödemiyorsan senin parana haciz koyuyorum demek de büyük haksızlıktır.
Bu gerçekten de hem belediyeyi cezalandırmaktır ama dönüp bir de hizmet bekleyen, çöpüm alınsın diyen, sokaklarım temiz olsun diyen, kent lokantalarından yemek yemek zorunda olan veya belediyenin vereceği hizmetlerden yararlanmak ihtiyacı olan, sosyal desteklere ihtiyacı olan yoksulları cezalandırmaktır. Bunu kabul etmiyoruz. Emeklilerle, özellikle SGK emeklileriyle belediyeleri karşı karşıya getirmek de boş bir çabadır. Çünkü kimse buna inanmaz. Bakınız, söz konusu borç, yani 96 milyar liralık belediyelerin SGK'ya borcu, SGK bütçesinin sadece %3'ü. Ve siz onu öderseniz ben emeklinin maaşını daha çok artırırım demek, gerçekleri saptırmaktır, gerçekleri söylememektir. %3'lük bir borç vardır ve bu borç da yapılandırıldıkça ödenmektedir, ödenecektir. Ama bunların derdi SGK'nın parasını tahsil etmek, SGK'yı güçlendirmek değil, bu fırsat, bunu bir fırsata çevirip CHP'li belediyeleri sıkıştırmaktır. Nitekim özellikle de bizim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızın açıklamalarında da gördük. Olağanüstü bir borçla devralındı. Olağanüstü bir dönem yaşandı. Pandemi döneminde büyük transferler yapılması gerekti. Ama buna rağmen Melih Gökçek'in borçlarının büyük oranda Mansur Yavaş tarafından ödendiğini de görmüş olduk. Dolayısıyla bu işlere girişmesinler. Eğer SGK'nın borçlarını alacaklarını tahsil edeceklerse ilk bakmaları gereken yer o 540 milyar liralık alacağın kimde olduğudur. O borcun kimin tarafına ödenmesi gerektiğidir. Kim 540 milyar liralık bu SGK borcunu ödemediyse bunları açıklayın. Bunların üstüne tek tek gidin. Biz de SGK'nın alacaklarının peşinde olmasını doğru buluyoruz. Ama Cumhuriyet Halk Partili belediyeler elbette ki üstlerine düşeni belirli bir yapılandırma anlayışı içerisinde yerine getirecektir. Değerli arkadaşlar, son olarak bugün İsmail Haniye'nin İran'da İsrail tarafından öldürüldüğü haberiyle dünya sarsıldı. Bu cinayeti ve bu saldırıyı kınıyoruz. Bunun özellikle bölge barışına katkı vermeyecek, oradaki gerginliği, oradaki çatışmayı tırmandıracak bir gelişme olmasından kaygılıyız. Bizim arzumuz özellikle Gazze'deki katliama tüm dünyanın dikkat etmesi ve tüm dünya devletlerinin ülkelerindeki insanlar gibi bu katliamın durdurulması için elinden ne geliyorsa yapmasıdır. Bugüne kadar ülkeler, Birleşmiş Milletler, diğer örgütler üstüne düşeni yapamadılar, gereğini yapamadılar. Oradaki katliamı seyrediyorlar ama bu kabul edilemez ve mutlaka dünya Gazze'deki bu katliama artık bir şeyler yapmalıdır ve barış olması için de adımlar atılmalıdır. Ama maalesef gelişmelerin barışa değil savaşa ve kana hizmet ettiğini görüyoruz. Özellikle Türkiye'ye de daha sağduyulu, daha sakin, soğukkanlı bir tutum alma gereği düştüğünü de görüyoruz. İlginiz için teşekkür ederim. Soru varsa alabilirim. Peki, teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun.